İyi misin? İyiyim. Suratın bir tık düşük. Niye? Sen hayatımda olmasaydı ben ne yapardım düşünmek bile istemiyorum. E düşünme o zaman. E bırak dağınık kalsın ya. Eski hayatından kalan son kaleyi de yıktın zaten biraz önce içeride. Kalan sahalar bizimdir. Yeter, tamam. Bak buradayız. Bazen şaşırtıyorsun beni. Demir'le görüşmeme bile itiraz etmedin. Ya etsem ne olacak ki Cemre? Yine kendi bildiğini okuyacaksın. Geleceksin, görüşeceksin işte. 2 2 4 biliyoruz. Ayrıca artık seni tanıyoruz biz Cemre. Senin hesaplaşma biçimin bu. Sen gideceksin, karşısına oturacaksın. Sonra bakacaksın gözlerine. Ondan sonra kararını vereceksin. Senin olayın bu. Benim de gözlerime baktın. Oradan biliyorum. Ve masum olduğuna inandım. Ya bırak. Ne demek bırak? Sen ondan önce başka bir şey anladın. Ha, neyi anlamışım? Aşık olduğunu. Aşık olduğunu. Aklımın ucundan bile geçmeden. Diyorsun. Evet. Yani biraz etkilenmiş olabilirim ama aşık diyorsun. Ne diyeceğim başka? Aşk diyorum tabii Cemre ya. Aşk diyorum. Ne diyeceğim başka? Sen ne hissettin? Hangi konuda? Ya beni ilk gördüğünde görüş odasında ne hissettin? Dedim ki bu kız dedim. Bu kız dedim ortalığı kasıp kavuracak dedim. Bu kız dedim beni yakacak dedim. Sonra küllerimden tekrar doğuracak beni dedim. Sonra ben tekrar dedim kalkıp Cemre'nin yine gözlerine bakacağım dedim. İşte bu kız öyle bir kız dedim. Falan. Sen ne düşündün? Çocuk çok güzel bakıyor dedim. Bu kadar güzel bakan biri nasıl kötü olabilir ki diye düşünmüştüm. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz insan olabileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi.